Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Velakibeti lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedu ve ala ve sahbihi ecmain. Salli ala seyyidina Muhammed. Salli ala tabibi gulubina Muhammed. Salli ala şefi zunubina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin, seyyidina Adem'e, seyyidina Nuh'u, seyyidina İbrahim'e, seyyidina Musa ve seyyidina İsa ve cemil enbiyayı vel mürselin. Salavatullahi ve selamu aleyhim ecmain. Allah-u Teala ve Tekeddes Hazretleri uzaktan yakından buraya teşrif eden mümin kardeşlerimiz ve mümine hatun bacılarımızın dünya ahiret hacetlerini ihsan eyliye. Kardeşlerimizin dünya ahiret muratlarına nail eyliye. Cümlemizin ölümünde iman, ahirette eman nasibi müessere eyliye. Bütün İslam alemine, İslam devletlerine inayetler, nusratlar, fırsatlar ve şeriat-ı Muhammedi yaşamak nasibi müessere eyliye. Bütün ümmet-i Muhammed'e Allah'ın hükmünü idrak edip hükmü Rabbani ile yaşamak nasibi müessere eyliye. Kıymetli müminler, bugünkü sohbetimizin konusu, mevzuu ölüm halleri olacak. Malum olduğu üzere bir insan bir yere bir yolculukla çıkacak olsa, o belde hiç görmediği meşhur ve maruf bir belde olsa elbette merakı, tecessüsü derin olur. Her birimizin çıkacağı yolculuk ölümdür. Bu mana itibariyle ölümü anlamamız, ulema-i izamın anladığı gibi mana vermemiz, ulema-i izamın ölüme hazırlandığı gibi hazırlanmamız icap eder. Rabbim Teala lütfederse ölümün halleri nedir? Ölümün merhaleleri nedir? Habibi Hüda Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadis-i şerifleriyle ölümü anlamak, ölümün ahvalini yaşamak, ölüme hazırlanmak ne tarzda olur? Diğer bir konu, ölülerimize, ahirete intikal etmiş olan ecdad-ı pakimize ve vefat etmiş mümin ve mümine hatun bacılarımıza ikram edilmesi lazım gelen hediyeler, dualar, sadakalar nasıldır? Hükmü ne veçiledir? İnşallah Rabbim lütfederse bu arz ettiğim sıra üzerinden sohbetimizi ikmal etmeye çalışacağız. Allah'a azimşan anlatana şeriata uygun anlatmak nasibi müessere eylesin. Dinleyene Allah'ın hükmüne göre dinlemek, dinlediğini anlamak, hem anlatan ve hem dinleyene Allah'ın hükümlerine göre yaşamak nasibi müessere eylesin. Mutu kable ente mutu sırrıyla, ölmeden evvel ölünün sırrına cümlemizi nail eylesin. Ölümün ahvallerinin, şedid durumlarının, ölüm azabının, kabir hesabının, ahiretteki türlü cenazelere ve müminlerin başına gelecek olan ahvalleri nusrat ve inayetle, kolaylıkla cennet ve cemaline kavuşmak nasibi müessere eylesin. Kıymetli müminler, Habib-i Hüda aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e bu hadisi birkaç defa tekrar ettim. Sohbetimizin ana konusu bunun üzerinde olduğu için huzurunuzda bir daha arz edeceğim. Habib-i Hüda aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e şu şekilde sual soruldu. Ya Resulallah, hiç kimse şehitlerle beraber haşrolunacak mı? Hiç kimse şehitlerle beraber haşrolunacak mı? Resul-i Alem Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurdular. Evet, gece ve gündüzde 20 sefer ölümü zikreden kişi şehitlerle beraber haşrolunacak. Gece ve gündüzde 20 sefer ölümü zikreden kimse şehitlerle beraber haşrolunacak. Bu hadis-i şerife göre gece ve gündüzde 20 defa ölümü zikreden şehitlerle haşrolunacak. Pekala,
Bunun manası nedir? Ölümü nasıl zikretmemiz lazım gelir? 20 defa ölümü zikretmekten murat nedir? Ölümü zikretmenin ülemayı izan arifi kiram radıyallahu teala anhum ecmain haziratına göre nasıl zikretmişler ve bu hadis-i şeriften ne mana çıkarmışlar? Biiznillahi teala biz de anlamaya çalışalım. Yani mücerret olarak ben öleceğim, sen öleceksin, cümlemiz öleceğiz diyerek 20 defa tekrarlamak ölümü zikretmek midir? Yoksa bundan murad edilen manayı âliye nasıldır? Bunu anlamamız cümlemiz için lüzumludur. Elimdeki kitap Kabir Alemi isminde İmam-ı Celaleddin Es-Suyuti Hazretlerinin eseridir. Eseri tanıtıyorum ki inşallah evlerimizde bulundurursak ölümün hallerini zikretmemize vesile olur, anlamamıza vesile olur. Bu mübarek Arif-i Billah 1445-1505 seneleri arasında yaşamış, Kahire'de yetişen hem hadis alimidir, hem müfessiri izamdandır, kendisi imam makamına yükselmiş olan yüksek bir ulema-i izamdır. Allah makamını artırsın, bizlerden kendisini hoşnut ve razı eylesin, şefaatine layık eylesin. Muhterem ulema-i izam İmam-ı Celaleddin Suyuti Hazretlerinin ilmi husustaki kemalatına 200 bin hadisi şerifi ezberlemiş olduğunu beyan etmek kifayet eder. Bu ne derece yüksek bir ulemadır. Kemalatını anlamak için 200 bin hadisi şerifi mübarek ezberlemiş, bunu kaydetmiş ulemayı izam, bununla 200 bin hadisi şerifi ezberlemiş olmasını ifade etmemiz kemalatına en büyük delildir. Muhteremin kısa hayatında ulemanın beyanına göre 500 ile 600 eser yazmış, diğer bir rivayette ise 300 olarak eser sayısı vermiş ve bütün ömrünü Allah'ın ahkamını bildirmek ve yaşatmakla, tebliğ ve tertip etmekle, ümmeti Muhammed'i terbiye etmekle geçirmiş. Eserleri ise Allah'ın rızasına nail olmak üzere kıyamete kadar inşallah bakidir. Eserlerinin içerisinde Tefsirül Celaleyn isminde çok meşhur bir tefsiri vardır ki bu iki misal ile devletli ulemayı izamın kemalatını huzurunuzda zikretmiş oldum. Hem de ismi şerifini anmakla Allah'ın inayetine bizlere hayırlı duasına sebep olmasını murad eyledim. Bu eserde kabir aleminin müteaddit ahvalleri zikredilmektedir. Fahri Kainat Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir bölümde ölümü anmak ve ölüme hazırlanmak bölümünde mübarek Efendimiz İmam-ı Celaleddin Suyuti Hazretleri şöylece beyan buyuruyor. Şu halde ölümü nasıl anlayacağız? 20 defa zikretmekten murat nedir? Büyüklerimiz, ulema-i izamımız ölümü nasıl zikretmişler? Ölüme nasıl hazırlanmışlar? Bunu geniş olarak tafsilen anlatacağız ki ölüm nedir? Nasıl hazırlanmak lazım? İnşallah idrak etmeye çalışalım. Rabbim cümlemize anlayışlar nasibi müesser eylesin. Ölümü anmak ve hazırlanmak hususunda Habibü de Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Ebu Hureyre radıyallahu teala Efendimizin beyan buyurduğu hadis-i şerifte lezzetleri yıkıp yok eden ölümü zikredin. Ölümü zikredin. Enes radıyallahu teala Efendimizin beyan buyurduğu hadis-i şerifte lezzetleri yıkıp yok eden ölümü çok anın. Çünkü ölümü anmak darda olanı rahatlatır, rahatlıkta olanı sıkıştırır. Darda olanı rahatlatır, rahatlıkta olanı sıkıştırır. Madem ölüm var, rahatlık benim için baki değildir. Darlık içinde olan, madem ölüm var, elbet bu darlık bir gün genişliğe çıkar demek suretiyle iki taraf için de önemli bir hükümdür. Hazreti Ömer radıyallahu teala anhu Efendimizin beyan buyurduğu hadis-i şerifte
İki cihan serveni aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e soruldu. Hangi Müslümanın daha akıllı, zeki olduğunu ya Habiballah söyler misin buyurdu. Hangi Müslüman daha akıllıdır, hangi Müslüman daha zekidir ya Resulallah diyerek soruldu iki cihan serveni aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e. Ölümü en fazla zikreden, ölümden sonrasına en güzel hazırlananlar insanların akıllılarıdır. Ölümü en fazla zikreden ve ölüm için en güzel bir hazırlık yapan insanların akıllılarıdır. Şu halde aklımızın derecesi Habibü'de aleyhissalatü vesselam Efendimizin lütfedip beyan buyurduğu hadis-i şerifin mealine göre aklımızın derecesi, zekamızın kuvveti, ölümü çok yad etmemiz ve yad ettiğimiz bu ölüme Efendimizin buyurduğu veçiyle hazırlanmamız lazım gelir. İşte kıymetli müminler, bu hazırlanmak nasıl olacak? Bu zikretmek ne tarzda olacak? İnşallah Efendimizin hadisleri tefsirlerle huzurumuzda arz etmeye çalışalım. Cenab-ı Şeddat bin Evs radıyallahu teala'nın sahabe-i izzamdan Habibi de aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurduğunu bize beyan buyurmuştur ki iyi akıllı kişi nefsine hakim olan ölümden sonrasına çalışandır. Nefsine hakim olan ölümden sonrasına çalışan iyi akıllı kimsedir. Aciz kimse kimdir? Aciz kimse de nefsinin havasına tabi olup ifratta bulunandır diye Efendimiz beyan buyurmuştur. İki hadis-i şerifte de insanların aklının derecesi, kuvvetli insan ve aciz insanların sıfatı ölüme hazırlanmak veya nefsinin havasına uymak suretiyle hevasının lezzetine tabi olmak şeklinde beyan buyurulmuştur. Enes bin Malik radıyallahu teala Efendimizin beyan buyurduğu hadis-i şerifte ise ölümü çok anın, çünkü ölümü anmak günahları temizler. Ölümü çok anmak günahları temizler. İnsanın elini dünyadan çeker. Ölümü öyle çok analım ki dünyadan elimizi çeker. Zenginden ölümü zikrettiğinde o zikir zenginliğinin azgınlığını giderir. Zengin insan ölümünü zikrederse zenginlikten dolayı nefsinin hevasına uymaz, azgınlığa kapılmaz, malıyla mağrur olmaz. Onun azgınlığını zengin kimse ölümü zikrederse indirir. Fakir kimse ölümü zikrederse sizi yaşamaya razı eder. Yani o zaman fakirin zikretmesiyle ölümü, fakirlik ne meseledir ki? İnsan fakir de olsa, zengin de olsa, madem bu darul dünya emanettir, bir gün ölümü tadacağım der, fakirliğin yükünü nefsinden atar. Fakirlik sebebiyle elem çekmez. Zengin zikrettiği müddetçe azgınlığı gider. Malına güvenmekten, mağrur olmaktan kurtulur. Malı ile ümmeti Muhammed'e kibir ve ucup yapmasından kurtulur. Şu halde ölüm her bir zümre insan için hem dünyada bir şifa hem ahiretinin kazanılmasına bir vesiledir. Allah Azimüşşan ve Tekaddes Hazretleri Sure-i Mülk 2. ayeti celilede Ülema-i İzam'ın tefsirle şöyle mana verdiklerini beyan buyurmuşlar ki o Allah ki Celle Celaluhu sizi imtihan etsin, hanginizin ameli daha güzel olduğunu göstersin diye ölüm ve hayatı yarattı. Sure-i Mülk Tebareke suresinin başındaki mübarek sure-i şerif 2. ayeti celile Ülema-i İzam böyle mana vermişler. O Allah'a azimüşşan ki Celle Celaluhu sizi imtihan etsin, hanginizin daha güzel ameli olduğunu göstersin diyerek
hem ölümü halk etmiştir, hem de hayatı yaratmıştır. Tefsirde ulemayı izlen bu ayeti celiliye şöyle mana vermişler. Hanginizin ölümü ve hayatı, hanginizin daha güzel ameli göstersin diye ölüm ve hayatı yarattı. Hanginizin ölümü çok zikrettiğini, ölümü nasıl zikredeceğiz, ölümü ne için yarattı? Tefsirde böyle mana verilmiş. Hanginizin ölümü çok zikrettiğini ve zikrettiği ahvaline en güzel şekilde kimin hazırlandığını, madem öleceğim, Rabbimin emirlerinden korkup sakınmam ne derece lazım geldiğini anlayayım diyerek, idrak edeyim diyerek, Allah hayatı yarattı, yaşıyoruz ama ölümü de halketti. Ayete göre imtihan neticesinde ahirette mükafat veya mücazata ulaşalım diyerek. Şu halde ölüm abes bir şey değil. Ölüm manasız boş bir şey değil. Ölüm bir alemden diğer bir aleme intikaldir. Bir kapıdan diğer bir kapıya geçmek suretiyle ebedi aleme intikaldir. Ölüm haşa boşluğa gitmek değil, kabir kapısıyla kaybolmak değil, kabir kapısıyla bilakis ahiret alemine açılmak ve ilahi alemde ne miktar azap görecek ise hesaba çekilmesini, ne miktar mükafat görecek ise ihsan-ı ilahiye ile ona kavuşmasının sebebidir. Şu halde şu arz edilen hadis-i şeriflerin sırrına göre ölüm çetin bir mevzu, geçilmesi muhakkak olan her birimizin yolu, hesaba çekilmesi kat'i olan bir nurani ahvaldir. Yine bu ayeti celiliye ve buna benzer ayetlere mana veren ulemayı izam, ölümü kim çok zikrederse sözüyle üç şeyi çok zikreden kimseye verileceğini haber vermişler. Kim ölümü çok zikrederse Allah ona üç şeyi lütfeder, üç şeyi çok ölümü anan kimseye ikram eder. Bir, ölümü çok zikrediyorsa, ama anlatacağız ne tarzda olduğunu, tövbe eder. Madem ki öleceğim, bu benim ebedi yolculuğumdur, vazgeçilmeyen bir geçidim, köprümdür, şu halde benim ölüm başıma gelecek bir akibettir, benim yaptıklarımdan Allah beni hesaba çeker. Hayır yaptıysam ne güzel, ama muhakkak kul olarak günahlara girdiğim de muhtemeldir ve mümkündür. Şu halde girdiğim günahlar, Allah'tan gafil olarak yaşamış olduğum hayatım için 100.000 kere tövbe ya Rabbim. Şeriat-ı ilahiye yapışmam için 100.000 kere tövbe ya Rabbim. Yaptıklarım gafletler, isyanlardan nadim olarak ölümün kapısına nurani bir tazla iman ile girmek için 100.000 kere tövbe ya Rabbim gibi tövbeye kavuşmasına vesile olur. Şu halde birinci kapı çıktı. Ölümü zikreden kimsenin alametinin birincisi nedir? Tövbekar olur. Tövbeyi unuttuysa, günde 100.000 defa ölümü eline tesbih alsa da ölüm, ölüm, öleceğim, muhakkak öleceğim, küllü nefsin zayikatül mevt ayeti celilesini her defa tekrar etse, 1001 defa tekrar etse, tövbe kapısına girmiyorsa ölümün ismini zikretmiş olur ama hazırlık yapmamış olur. Hazırlıksız ölüm elbette o insan için hüsrandır. Kalbinde kanaat hasıl olur. İkinci alameti bu. Ben çok zikrediyorum ölümü diyen kimsenin ikinci alameti hırs kalkar. İnsanı helaka götüren üç tane büyük akibet vardır. Cenab-ı Nuh Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin gemisine murad-ı ilahiye ile iman dairesine binenler dahil mel'un iblis de hükmü ilahi ile binmiştir. Yani Allah murad etmiş, iblis de binmiştir. İblisi tanıyan Nuh Aleyhisselatü Vesselam, ya mel'un, görmüyor musun şu dünyada bu kadar insanların ölümüne, helakına, imansız ölmesine sebep oldun. Bırak şu iman ile gemiye binenleri bari rahat bırak.
bir avuç insan kurtuldu, bari bunların peşine düşme deyince, kendisinin beş şeyle insanları helak et, o kendisinin beş meseleyle insanların helakına sebep olduğunu, eğer gemide bırakırsa bu beş sebepten, helaka sebep olan beş meseleden ikisini sana söyleyeyim, senin ümmetine buyur dediğini. Ama Rabbül İzzet ve Tekaddes Hazretleri, yani bu beş şey doğrudur, İblis Mellun doğru söylüyor, yalan söylemiyor, İki mesele daha hafifidir. Sakladığı ağır olan üç meseleyi, önemli olan üç meseleyi bildirsin deyince, İblis Mellun, Allah'ın muradı, Nuh Aleyhisselam'ın fermanı ile üç meseleyi beyan buyurmuş. Birisi hasettir. Şu halde ölümü zikretmenin en kötü durumu hasedi terk etmek. İkincisi hırstır. Hırsı terk etmek lazım gelir. Hırs bitmeyen bir iştaha, nefsin azgınlığının en kuvvetli delili, kanaatın olmayışının en güzel bürhanı, Allah'a tevekkül etmeyişin en kötü çirkin numunesidir. Hırs doymak bilmez. Hırsın hesabı kesilmez. Kısa bir hatıra. Emir olan Müslüman sultanlarından birisi tebdilli kıyafet etmek suretiyle deniz kenarına geldi. Yanında veziri de kıyafet değiştirdiler. Seyrettiler ki halinden, üstünden, başından dünya malı cihetiyle fakir birisi balık tutuyor. Sultan vezire dedi, kısa anlatıyorum. Şu adam çok fakir bir insan, kılığı kıyafetiyle belli. Hele bir seyredelim bakalım ne miktar balık tutacak. Oltasını veya balık avlamak üzere getirdiği aletlerini kullandılar. Uzun zaman geçti ama maalesef bir balık yakalayamadı. Sultan merhamete geldi. Vezirine dedi, bu zatı muhteremi gönülleyelim, saraya davet edelim, fakirliğini giderelim. Ne tarzda dedi vezir. Sultan dedi, oltasını suya atacak. Ne yakalar çıkarırsa, olta nereye takılırsa onun ağırlığınca altın verelim. Dolayısıyla fakirlikten kurtulsun. Oltasını attı, çıkardı, bir kemik parçası oltaya takılmış. Sultan vaadini yaptı. Fakire selam verdi, saraya getirdiler. Kısa anlatıyorum, suratla anlatıyorum. Dediler, senin dünya malından fakir olduğun belli. Seni gönüllemek istiyoruz. Bu vaadimize göre oltana takılan kemiğin ağırlığınca biz sana hazineden altın vereceğiz. Kefeye kemiği koydular, öbür kefeye altını koydular. Ne miktar koyuyorsa kemik bir türlü muazeneye gelmiyor. İki kefe birbirine denk olmuyor. Kemik sanki dünyanın ağırlığı gibi kefede oturuyor. Biraz daha altın koydular, yine muazene olmuyor. Biraz daha koydular, olmuyor. Vezir taaccüp etti, sultan taaccüp etti, şaşırdılar, ya Rabbim ne yapalım, çuvallarından altın koysak bu kemik bir türlü dengeye gelmiyor, muazeneye gelmiyor. Vezir akıllı bir adam çağırdı, ülemayı izamdan, hal mesele budur, buna biz vaat ettik, ağırlığınca altın vereceğiz ama bu kefedeki kemik kalkmıyor, terazi dengeye gelmiyor. Ne yapalım? Sultanım bir kemiğe bakayım ben dedi. O ne kemiktir? Kemiğin mahiyeti nedir? Nerenin kemiğidir? Ülema kemiği aldı, inceledi, bir insanın kafatasından göz çukuru olan kemiktir. Kafatası kırılmış, parçalanmış insanın gözünün çukuru olan şuradaki kemik suyun içine düşmüş, bizim fukara olan balık avcısının da ortasına takılmış. Ülema-i İzam dedi, sultanım sen buna hazinenin cümlesini versen terazide dengeleyemezsin.
Neden yahu, neden böyle dedi bu insan gözüdür? Bunun hırsı bitmez. Hırsı hiçbir şeyle döngüye getiremezsin. Hırsı hiçbir şeyle doyuramazsın. 7 dünyayı hırslı adama versen 8. dünyayı ister. 9 karılı adama 30 karı versen 40. ister. Ne yapalım? Dedi Allah ayeti celiliyle bunun esrarını söylemiş. İnsanın gözünü ancak toprak doyurur. Hele bir parça toprak alıp üstüne eki verelim, o zaman az bir altından döngüye gelir buyurdu. Altınları geri çektiler. Biraz toprak getirdiler, gözün üstüne serptiler. Hemen kemiğin ağırlığı kadar altınla muazeneye geldi ve padişah da vaadini suhuletle, kolaylıkla yerine getirmiş oldu. Kıymetli müminler, bu bir kıssadır. Velev ki doğru, velev ki değil. İbret için söylenmiş olsa dahi büyük bir hakikat gizlidir. İnsanın hırsı bitmez. Şu halde ben ölümü zikrediyorum diyen bir kimsenin ikinci alameti ne olur? Hırsını kaldırır. Hırsını kaldırıyorsa, kanaatkar oluyorsa, bunun zıttıydı hadis-i şerifteki meal, kanaatkar oluyor demek hırsının kalkması demektir. Şehvetinin bitmesi demektir. Ben ölümü çok zikrediyorum. Öyleyse tövben var mı? Tövbe-i nasuhuyla tövbekar mısın? Kanaatkar mısın? Allah'ın verdiği rızıka, taksim edilmiş olan dünya malına razı mısın? Evet, şu halde sana müjdeler olsun, bana müjdeler olsun. Biz ölümü zikreden, zümreden sayılırız. Demek ölümün zikri manası ağır, hükmü kolay değil. Yoksa ölüm, 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 ölüm diye mevti zikretmek, kefeni zikretmek, kabri zikretmek, cenazeyi defnetmek meselesi değil, ölümün ahvalini anlamak suretiyle ölüme hazırlanmaktır. Onun için iki cihan serveri aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne buyurdu? En akıllı, en zeki kimse kimdir? Ölüme hazırlanandır. Şu halde biz aklımızı, zekamızı şu iki misal ile de görüyoruz ki ölüme hazırlanmak derecesinde akıllı, ölümü unutmak derecesinde Allah göstermesin akılsız zümreye girmiş oluyoruz. Üçüncüsü, ibadetinde sevinç ve ferah bulur, itaati kolay olur, şiddete girmez, zahmete girmez. Yani şiddete, zahmete girmez demek, ibadet ona zahmet gibi olmaz, ağırlık gibi olmaz. Dünyada en sevdiği, en tatlı, en çok hoşuna giden nimet gibi olur. Güle güle ibadete gider, sevine sevine gider. Evliya-i İzam'ın beyan buyurduğu gibi, eğer dünya bütün külli altın olsaydı, bana da cümlesini verselerdi, madem ki ölüm var sevinmezdim. Ahiret bakidir. Allah'ın huzurunda bir zerre ruhsat, bir mağfiret, Allah'ın bir inayeti, bin bir dünyadan mümin için hayırlıdır demesi bu söze en güzel bir delildir. Yine Arif-i Billah'ın birisi buyuruyor ki, Allah bizi yarattı insanları ve cinleri ancak ibadet etsinler diye, eğer ahirette cehennem korkusu olmasaydı, cennet gibi bir mükafat verilmeseydi, Rabbimin bana ihsan ettiği bin bir nimeti celilenin hakkı için, bin bir nimeti celilenin hükmü için ben yine Allah'a itaat ederdim buyuruyor. Ben yine ibadet ederdim. Beni hiç cehenneme atacağını bilmesem yine ibadet ederdim. Çünkü ibadete layık ancak odur. Şu halde müminler, cesedimizi kontrol edelim. İbadetten aldığımız lezzet ile dünya hayatından aldığımız lezzetleri karşılaştıralım. Eğer dünya hayatının lezzeti ibadet ve taata galebe çalıyorsa ölümü zikretmemiş oluruz. Bunun alameti nedir? Acaba senle ben
ibadetten lezzet aldığımızın alameti nedir? Bunu da söylemek lazım gelirse, ibadetten lezzet aldığımızın alameti, ibadet ve taat ile isyan ve dünya lezzetleri bir beraber gelirler. Bir çift at arabasının atları gibi yan yana gelirler. Bir tarafta ibadet gelir, bir tarafta dünya gelir. İkindi namazı gelir, alışverişle beraber gelir. Akşam namazı gelir, eve dönme vaktiyle gelir. Yatsı namazı gelir, gecenin zevk ve sefasıyla, uykuyla, eş dost, ahbap ziyaretiyle gelir. Sabah namazı gelir, sıcak, rahat, uykulu döşek ile gelir. Şu halde ibadetten lezzet aldığımızın manası, alabildiğimizin alamet ve delili, ibadet ve taat geldiği anda dünya işine bir soğukluk duyuyorsak, ibadet ve taata iştiyakımız ve sevincimiz daha çoksa, dünyayı o anda kapayabiliyorsak, bu alamet ibadetten lezzet aldığımızın alametidir. Çok misal verilir. Abdestim sıkışık, namaz geldi. Abdeste gitmiyorsa ibadetten lezzet almadığının alametidir. Alem hacca giderken sevine sevine fakiri, zengini, genci, ihtiyarı, çocuğu, kadını, ben hacca gitmemişken ağlayamıyorsam, manileri kaldıramıyorsam, müşkillerimi halledemiyorsam, ibadetten lezzet alamadığımın alameti olur. Niçin gitmediğime yanıyorsam, gidemediğime ağlıyorsam, herkes giderken iki cihan serverinin ravzasını, bütün alemlerin Rabbinin beytini görememenin arzu ve iştiyakıyla içim kan ağlıyorsa, ibadetten lezzet aldığımın alametidir. Gazabım geldi, merhametim geldi. Gazap edilecek yerde gazabıma sakin olabiliyorsam, merhamet ediyorsam, benim ibadetten lezzet aldığımın alametidir. Şu halde ibadetten lezzet almak, ölümü anmanın en büyük delilidir. Bunun alameti nedir? Bunun alameti, dünya ile ibadet taatın işleri bir arada gelir. Hiç ölmeyeceksin gibi ahirete, estağfurullah, hiç ölmeyeceksin gibi dünyaya, yarın öleceksin gibi ahirete çalış hadisinin sırrı tecelli ediyorsa, o insan ölümü zikretmiş olur. Bu hadis-i şerifin mealini ülema-i izam, hiç ölmeyecek gibi dünyaya çalış, şöyle mana vermişler. Benim bir dünya işim geldi. Bu olsun. Aynı anda bir ibadet işim geldi. O da bu olsun. İbadet işinin vakti, taatın hükmü geldiği dakikada bunu yarın öleceğim için hemen yapmam lazım gelir. Ama bu dünya işi yarına bıraksam olur. 100 sene sonraya bıraksam olur. 1000 sene sonraya bıraksam olur. Çünkü hiç ölmeyeceğim. Hiç ölmeyecek bir adamın dünya işi ne zaman olsa biter. Şu halde dünya ile ahiret ikiz kardeş gibi yan yana geldiği anda dünyayı nasıl olsa ölmeyeceğim, 50 sene sonra da ben bu işi yaparım diye terk edebiliyorsa, işte bu hadisi şerifin manası olur. Allah lillah aşkına insafla size soruyorum cümlemize. Melaike-i Mukarrebini gördük. Bize dedi yarın ikindi namazında Allah'ın emriyle canını alacağım. Allah aşkına cevap verin. Dünyanın en güzel yiyeceklerini getirse yiyebilir miyiz? En güzel giyecekleri getirseler giyebilir miyiz? Yarın ikindi de ölecek adamın dünyadan her bir lezzetten ele eteği çekilir. Her bir şeyden soğur. Karısının gülen yüzüne bakamaz. Çocuklarını bağrına basamaz. Hesabı kitabının şiddetiyle, tövbe istiğfar ile hakka rücu eder.
Ne oldu o zaman? Eğer ölümü zikrediyorsak, ibadet taattan lezzet almamız lazım gelir. Ben bakacağım cesedime, sen de kendi cesedine bakacaksın. Bana ibadetin lezzeti, dünya işlerinin lezzetiyle tartarsam hangisi ağır geliyor? Yan yana geldiğinde hangisini seviyorum? Ona bakacağım. Eğer bunu dünya işlerini terk edip aceleden ahiret işlerine koşabiliyorsam ve bunu yaparken bir zahmet ve sıkıntı çekmiyorsam, bunu yaparken aşk ve muhabbetle Allah'ın Habibi'nin yollarındaki sahabeler gibi yapabiliyorsam, işte bu benim dünyadan lezzet almadığımın, ibadet ve taatımı sevdiğimin alameti olur. Şu halde ölümü anmak zorlaştı. 20 defa anacağım ama 20 defa bu hayatı yaşamam lazım gelir. Kim de ölümü zikretmez de unutursa Allah'a azimşan 3 şey ile cezalandırır. Tövbeyi terk eder. Nokta. Şeytanın 7 tane büyük fitnesi vardır. Ülema-i İzam bize böyle beyan buyurmuş. En büyük fitnesi tövbeyi erteletir. Gencedir, daha gençsin. Yaşlıyadır. En büyük fitnesi tövbeyi erteletir. Gence der, daha gençsin. Anaya babaya der, çocukların evlenmedi, kızların gelini olmadı. İşçiye der, daha emekliliği almadın, arsadaki temeli çıkmadın, çatısı kaldı, anlarsınız ya. Hani hep deyip duruyoruz ya bunu. O zaman hele yarın Allah muhafaza tövbesiz gitmesine sebep olur. Sen günahları küçük görme. Günahı kime karşı işlediğini düşün buyurulmuş. Cenab-ı Musa aleyhissalatu vesselama indirilen 40 sayfenin içerisinde buyurulmuş ki sen günahını küçük görme. Bu küçücük günah deme. Bu büyük günah deme. İşlediğin günahı kime karşı işlediğini düşün. Küçücük günah, yine Allah'a karşı işliyoruz. Sen verdiğin rızığı küçük görme, kimin verdiğini düşün. Allah vermiş, Allah verdiyse bir yudum su dahi en büyük rızıktır. Allah vermiş, bir lokma ekmek dahi en büyük bir nimettir. Nice insanlar var, hortumla yiyecek ve içecek midesine sokulur. Nice insanlar var, malı mülkü çoktur da filan hastalıktan yiyemez hale gelir. Şu halde yediren içiren Allah'tır. Doyuran Allah'tır. İkram edip nasip eden Allah'tır. Sen rızkın küçük olduğuna bakma. Kim gönderdiğine bak da şükret. Sen günahı küçük görme. Kime karşı işlediğini düşün de ona göre idrak et. Şair buyurmuş. Sen günahı küçük görme, dağlar parçalansa, ceviz kadar küçük küçük kırılsa, taşlar haline gelse, bir dağı parçalanarak taş haline gelebilir. Karayolları malum asfalt döşemek için koşkoca kayaları kırar, ceviz gibi, fındık gibi parçalara ayırır. Dağlar kırıla binlerce kilometrelik asfalt olur. O binlerce kilometrelik asfaltın çakıllarını bir araya getirsin, dağlar olur. Günahlar küçük küçük birike birike dağ gibi olur. Tövbe ede ede dağlar gibi günah küçük olur. Şu halde tövbe ertelenmez. Namaz geçmeden namaza koşmak, ömür bitmeden tövbeye koşmak müminin alametidir. Kim ölümü çok zikrederse tövbekâr olur, kanaatkâr olur, ibadetinde sevinç duyar. Kim de ölümü unutursa 3 şeyle cezalanır. Birincisi tövbeyi erteler. Şeytanın 7 büyük fitnesinin en büyüğü budur. Yarın, bukre, salı günü tövbe edeyim, çarşamba günü gelir iblise sorsan, bugün canım perşembe,
Perşembeyi cuma takip eder, cumayı cumartesi. Allah'ın günleri bitmez ki, her bir günün yarını vardır. İblis yarını söylemez. Onun beklediği yarın ölümdür. Ölüm gelirse insan tövbe edemez. İmam Ali Keremullah Veç Efendimiz buyurmuş ki, bir kimse tövbe etmezse günah işliye işliye kalbinde siyah bir nokta meydana gelir. O siyah noktalar birike kalbini karartır. Kimin kalbi kararırsa nifak tohumuyla dolar, zulüm tohumuyla dolar. Artık o insan ölümü geldiğinde sertleşmiş kalbiyle, katılaşmış gönlüyle tövbe edemez hale gelir. İşte o mümin için, o insan için kendi tövbe kapısının kapanması budur buyurmuş Cenab-ı İmam Ali Efendimiz. Büyük alamet olarak dünyanın son bulduğunun kıyametin alametinden tövbe kapısı vardır. O güneşin batıdan doğması. Kur'an-ı Mucizül Beyan Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerine göre dünyanın aklı mesabesindedir. Kur'an-ı Mucizül Beyan dünyanın aklı mesabesindedir. Kur'an-ı Azimüşşan'ı dünyadan alırsan akılsız deli gibi olur dünya. Deli insan ters de döner, takla da atar, yere de düşer. Dünyada Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın aklı dünyadan çıkarsa dönüş muazenesini kaybeder. Allah'ın hükmü gelir ters döner. Ters dönünce gider bir seyyareye çarpar, başını taşa vuran, pişman olan, kayıya çarpan insan gibi dünyanın kıyameti kopar. Bu büyük alamettir. Bu büyük alamet murad edilen günde gelir. Benim küçük alametim olan tövbe kapımın kapanması nedir? Tövbesiz ölürsem benim kıyametim kopmuş demektir. Allah muhafaza bir insan günahkar olarak tövbesiz ölürse, bütün dünya cennete girse sana ne fayda? Bir insan günahkar olarak ölse, bütün insanlar cennete girse, farz-ı misal, ne fayda sana? Şu halde Allah-u Azimüşşan cümlemizden razı olsun, insan günah işleye işleye kalbi kararır, gönlünün anlayışı gider, sertleşir, asabiyeti artar, hırsı tamamı artar, tövbeyi vaktinde yapamaz, geciktirir. Bütün bu haller onun ölümü anlamadığı, ölümü zikretmediği, akıllıların sınıfından değil, çıkarıp durur. Akıllının mümtaz, aklın mümtaz sıfatları vardır. Allah-u Azimüşşan aklı nur olarak yaratmıştır. Makamı beynin, makamı başın içerisinde, beynin üstündedir. Allah'a en büyük nimeti iman, imanı anlayacak nimeti akıl ile yaratmıştır. Şu halde akıllı insanın alameti söylediğimiz şartların riayetidir. Allah cümlemize idrak ve anlayış, aklın kemalatını müdrik olmak nasibi müessere eylesin. İkincisi, üç cezanın ikincisi, ibadetinde tembellik eder, gevşeklik eder, farzlar, vacipler, sünnetler kaybolur gider, nice ilahi emirler kaybolur. Elbet bu duruma gelen insanın gönlünü günaha meyleder, şeytanın ivasına kapılır, insanların şerlerinin yoluna arkadaş olur. Dolayısıyla ibadetinde tembellik, ibadetinde iştiyaksızlık, ibadetinde lezzetsizlik ortaya çıkar. Üçüncü alameti, kanaatın zıttı meydana gelir. Eline ne geçerse razı olmaz. 9 apartman versen 30'u ister. 9 karıyla yatsa kalksa 30'u ister. Haramdır ama hırsı artar. Kanaatın zıttı hırstır. İşte böylece ölümü çok zikretmenin alameti böylece yad edilmiştir. Allah-u Azimüşşan ve Dikettes Hazretleri Sure-i Kasas 77. ayeti celilenin mealinde ülema-i izamın beyanına göre dünyadan nasibini unutma,
dünyadan nasibini unutma ayeti celilesini müfessir-i izam şöyle mana vermişler. Sure-i Kasas 77. ayeti celilenin meali ülemanın beyanına göre dünyadan nasibini unutma. Ya benim dünyadan nasibim nedir? Herkes bu suali vicdanında kendi kendine sorarsa yemek, giymek, içmek, yatmak, kalkmak türlü şekilde cevap verebilir. Ama ulema-i izam bunu böyle anlamamışlar. Dünyadan nasibini unutma. Dünyadaki nasibi ulema-i izam kefen olarak mana vermişler. İmam-ı Celaleddin Suyuti Hazretleri 47. sayfada dünyadan nasibini unutma. Nedir benim dünyadaki nasibim? Kefendir. Senin dünyadan nasibin kefendir. Hakikaten akıllı kimse gibi düşünürsek, dünya bütün benim cebime giren saat gibi olsa, başıma koyduğum takke gibi olsa, bırakıp gittikten sonra dünya benim değildir ki, terk edilen şey senin benim değildir ki, öyle bir şeye sahip olmak lazım gelir ki terki mümkün olmasın. Ne seversen senden terk edip gidecek, öyle bir şeyi sev ki terki mümkün olmasın. O nedir? O ahirettir, Allah'tır, Allah azimişandır Celle Celaluhu. Dünya tahta gibi başıma konsa, cep saati gibi cebime girse, kol saati gibi kola bağlansa, madem ki terk edilecektir, benim nasibim değil, emanettir, ariyettir, ödünç almaktır. Geniş geniş girmeyeyim, ödünç nedir, emanet nedir biliriz. Bunlarla vakti doldurmayalım. O zaman dünya çıktı elimden. Servet gitti, çoluk çocuk kaldı, hanım kaldı, mal, rütbe, makam kaldı, 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 kaldı. E ne kaldı? Şimdi soruyorum, sana bana ne kaldı? Dünyadaki nasibin nedir? Kefendir. Ya benim dünyadaki en son nasibim kefendir. Öyleyse gel şimdiden giy. Gel şimdiden giy. Gel ölmeden evvel öl. Yani nefsin çirkin sıfatlarını öldür. Yani ahirete kendini hazır et. Gazabını, nifakını, şikakını ortadan kaldır. Dünyadan kefenini unutma. Ayeti celilenin başında dünyadan nasibini unutma. Ayeti celilenin evvelinde şöyle mana verilmiş. Allah'ın sana verdiği şeyler için ahireti iste. Allah sana ne verirse versin, sen ahireti iste. Saltanat verdiyse ahireti iste. Evlat verdiyse ahireti iste. Elem verdiyse ahireti iste. Hastalık verdiyse hayırlısını, ahiretini iste. Ne verdi sana? Ya Rabbim, bana bu emanet olan bırakacağım dünya malını değil, huzuru izzetinde benim nasibim olan rızanı ver ya Rabbim. Tövbemi sabit kıl ya Rabbim. İbadetin lezzetini ver ya Rabbim. Sevdiğin Habibi Dağ ve Enbiya-i Zişan'a muhabbetini nasip et ya Rabbim. Allah'ın sana verdiği şeyler için ahiretini iste. Çünkü her şeyi koyup gideceksin. Senin ancak nasibin ahirettedir. E dünyada nasibin nedir? Allah ayetin sonunda beyan buyuruyor. Dünyadaki nasibini unutma. Sen ahireti iste iste iste, senin yegane dünyadan nasibin kefendir. Ya ne kadar hoş Allah için. Tefekkür için duruyorum. Düşünün diye duruyorum. Bir düşünün. Allah ne verirse versin, hayırlısını iste. Bir. İki. Ahirette elinde kalanını iste. Üç. Nasıl olsa dünyadan nasibin bir kefendir. Herkes bunu bilir. Kefenin cebi yok ki koysam. Bunu der de ambarlar dolusu cebin içerisine, kefenin içerisine cep diktiririz. Bunu hep deriz. Ya o kefenin cebi yok ki koysam,
Allah inandırsın 40 ambar dolusu çetene anahtar koyar. Karun misali yine insanoğlu doymaz. Çok zor. Ya Allah bir zor. Demek bir anlayışsızlık içindeyiz. Bitmeyen bir hırs içindeyiz. Sanki ölecekler anam, babam, akrabam, eşim, dostum. Ya ben? Canım ben Hızır Aleyhisselam gibi yaşayacağım. Güzel. Velev ki Allah seni Hızır Nebi gibi yaşatsa, bir gün o da ölecek. Azrail Aleyhisselam gibi yaşatsa, bir gün Allahu Teala sen kendi canını da kabzet fermanıyla, bir gün o da canını kabzedecek. Kahhar olan, celil olan, ancak Allah'tan başka kainatta yaşayan kimse kalmayacak. Mülkün sahibi kimdir sualine asla bir kimse cevap veremeyecek. Dönecek Allah'a azimşan, mülkün sahibi, vacibül vücut olan, kahhar olan Allah Celle Celaluhu buyuracak. Günde ölümü 20 kere anan şehit ölür. Şehitlerle haşr olur. Allah aşkına 20 kere değil, bir kere bu mana ile yad ediyor muyuz? Bey! Hele bir kere böylesini anlıyor muyuz? Allah lillah aşkına bir kere böylesini anlıyor muyuz? Şimdi ölümü böyle anlayanların meselesine gelince, ölümü bu tarzda anlayanların nasıl anladığının misaline gelince, ulema-i izam beyan buyurmuş kardeşler. Hazreti Ömer'i çok zikredin. Sahabe-i kiramı çok zikredin. Allah'ın sıfatlarını zikretmiş olursunuz. Hazreti Ömer'i çok zikredin. Neyini zikrettim? Allah'ın adlini zikrettim. Çünkü Cenab-ı Ömer radıyallahu teala'nın adaletiyle meşhurdur. Hangi sahabenin hangi kamil sıfatını zikredersek sıfatı süphaniyedir. Çiçeği zikredip met etsem, ne güzel çiçek. Balığı görsem met etsem, denizi görsem sevinsem, hakeza cümlesinde Allah'ı zikretmiş olurum. Şu çocuk ne güzel, Allah'ı zikretmiş olurum. Çünkü meyveye, çiçeğe, hakeza bütün cemal güzelliğini veren Allah'tır. Nakışı görüp güzelliğine aldanmak yerine nakkaşı düşünmek lazım gelir. Bu ne güzel nakıştır, ne güzel ustası yapmış nakkaş.